Selam herkese. Bugün güya erkenden kalkıp vlog çekmeye başlayacaktım. Ama saat 10 oldu. 10'da kalktım. Kalktım işte elimi yüzümü yıkadım. Odayı topladım. Her zamanki gibi yine dağılmıştı. Asla toplu olmuyor. Onu yaptım. Şimdi kahvaltıyı hazırlayacağım. Geçenki proje dersinin ödevine devam ettik ve önüne bir yapı yapmaya başladık. Bu yapıda hani yapıştırıcı kullanmadan duvarın en yükseğine çıkmasını sağlayan yapı oluşturmamızı istediler. Ben de şöyle iç içe geçmeli sistemler yaptım. Şöyle dörde bölüp iç içe geçmeli sistemler yapmaya başladım. Bunun üzerinde ilerliyorum. O yüzden bunlar hep masamın başında böyle sürekli tak çıkar tak çıkar bir şeyler denemeye çalışıyorum. İlk başta şöyle bir yapı denemiştim. Böyle. Bunu ama çok işlevi olmadı. Yani birçok hareket gösteremeyeceğimi anladım. O yüzden bundan vazgeçtim. Ama bunu da sevmiştim. Yani güzel görünüyordu. De geçen proje dersimi yaparken elime çöp şiş girdi ve acıyor şu an. Neler yapacağız? Biraz ondan konuşalım. Bugün matematik ödevi verilecek. Yarına teslimi olan. Ama ne zaman verecek bilmiyorum. Ne zaman bitecek onu da bilmiyorum. Daha sonra etkinlik için bazı yine ayarlamalar yapmam gerekiyor. Akşam ama hani gündüz vakti değil, akşam belki de gece yatarken falan yapılabilir. Bir de 6'da yine etkinliğim var. Ayrıca bugün Viscom dersinde dersin başından sonuna kadar yaptığımız bir çalışma olacak ve 4 saat ders. 4 saat boyunca yaptığımız kadarıyla teslim edeceğiz. Direkt öyle teslim edecekmişiz. Biraz stresli okuyor çünkü normalde biz yapıyoruz ders sırasında ama dersten sonra da işte 1-2 saat süre alıyoruz, öyle teslim ediyoruz. Bu direkt teslim edilecek. O yüzden biraz beni korkutuyor. Bakalım ne isteyecekler. Onu da görmüş olursunuz. Size de göstermiş olurum. Şu anlık planım bu kadar. Ben şimdi kahvaltıyı hazırlayacağım. Ondan sonra yine görüşürüz. Kahvaltımı yapıp geldim şimdi. Ben uzun zamandır böyle kamera kapatıcı yapmak istiyordum. Böyle hatta üretip satanlar da var. Fotoğrafını koyarım. Kullanacağınız zaman açıyorsunuz, sonra kapatıyorsunuz vesaire. Ben de onu yapmak istiyorum. Şöyle dün bir taslağını yaptım. Şimdi de aslını yapmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Size de göstereyim dedim. Elimde şöyle sert, biraz bir tık daha sert bir kağıt var. Bir de normal A4 kağıdı kullanacağım. Onun dışında renklendirmek için şöyle markerlar var. Bu markerlardan kullanacağım. Akrilik boya falan da kullanılır diye düşünüyorum. Ama kağıda ne kadar zarar verir onu bilemeyeceğim. Bir de yapıştırıcım var. Bir de makas lazım. Normalde bu kartonumsu şeyi makasla kesebilirsiniz ama küçük alanda çalışacağımız için böyle keserken bu kartonu da yamabilir. O yüzden falçatayla kesmeyi deneyeceğim. Veya böyle renkli kartonlarınız varsa bence renkli kartonlar da olur. Evde ne varsa onu değerlendiririm bence. Düz kağıt alıp kendinize göre renklendirirsiniz. Bunlarla da renk renkli olmuş olur falan. Öyle kendinize göre şekillendirirsiniz. Gerçi ben de karton kullanabilirim. Şu an bu aklıma geldi. Acaba bir kısmını bununla mı yapacağım? Şu rengi çok sevdim. Şununla bir keseyim. Şu da güzelmiş. Hepsi güzel bunların çünkü pasteller. Şöyle kartonu kestim. Evet, A4'ü eledim. Kartonla yapacağım. Kartonu kestim. Şimdi başlayalım. Ben de size göstereyim, anlatayım. Dediğim malzemeleri şimdi koydum. Şöyle. Genel olarak sistemimiz böyle ilerleyecek. Şurada şu var ama şunu yapmayacağım sanırım. Şöyle olduğunu düşünün. Böyle kamera açılacak, böyle kapanacak. Buradan beni görüyorsunuz. Her şeyden önce şuradaki mesafeyi ölçmemiz gerekiyor. Ona göre alt kartonu yani alt tabanı keseceğiz. Mesela benim için 1 santimlik bir yer yeter. Siz de kendinize göre ölçersiniz. Zaten çok değişeceğini zannetmiyorum. Şimdi ilk önce şu model aslında 3 tane parçadan oluşuyor. Bir tanesi ön tarafını kaplayan, bir tanesi arka taban, bir tanesi de şurada oynamasını sağlayan yer.
Şu alt tabanı ve şu oynayan yeri bununla yapacağız. Bir tık daha sert olan kartonla yapacağız. Bu arada bu kesim matında ölçüler var. O yüzden ona bakarak yapacağım ben. Dış çeperini işaretledikten sonra içine boş kalacak kısmı da işaretledim. Bunu da yine kameranın boyutunu ölçerek yaptım. Arka tabanını oluşturduk böyle. Şimdi bir de bunun için şerit yapacağım. Oynar kısım diğerlerine göre bir tık daha kısa. Yani şu kısım, şu yüksekliğe. O yüzden şimdi onu şurada zaten kestiğim yer belli. Bunun bir tık aşağısından dümdüz çekerek keseceğim. Bunun çok boyutuna, uzunluğuna önem vermedim. Sadece şu yüksekliğine baktım. Son kısım kaldı. Şu ön tarafının çeperi. Onu da bununla yapacağım. Bunu kapsayacak bir şey olacak yapacağımız şey. Ve aynı zamanda şu tarafı da kapatmayacak. Buradan her tarafını kapattık içine doğru katlayıp. Ama bu tarafı kapatmayacak. O yüzden ona göre kesiyorum. Yani şöyle. Bir tane denedim ama katlamada sıkıntı yaşadım yine. O yüzden bunu biraz daha rastgele yapacağım. Altta şunu kesmiştim, o gitti. Şöyle bir kalan kısmım var. Şunu bir söyleyeyim size. 3 santimlik falan bir yüksekliği var. Şu kalan kısmın. Ben şimdi sağ tarafından hareket ettirmek istediğim için bunu bu tarafa yerleştiriyorum. Buraya sıfırlıyorum. Hatta şunu devam ettireyim. Yasladım ve şöyle düşünürsek şurada falan şöyle bir şey oluşturdum. Tamamdır. Katlama yerlerini de yaptıktan sonra açıyorum. Katlama izlerini yaptıktan sonra bazı katlar şuradaki kısımlar gibi üst üste geliyor. O yüzden onları şimdi keseceğim. Şimdi yine bunu böyle sıfırlıyorum ve bu sefer şu orta kısmını açıyorum. Şimdi bir daha deniyorum. Şöyle kesmiştim. Şöyle katlayacağım. Şimdi burayı ön tarafa alıp şuradan fazlalıkları da keseceğim. O fazlalıkları da işaretliyorum. Tek tek katlayayım. İşaretledim. Şu işaretli kısımları isterseniz şu işaretlediğim yer kadar kesebilirsiniz. İsterseniz de komple boydan boya şöyle kesebilirsiniz. Bu çok sıkıntı yaratmaz. Geldik son aşamaya. Şimdi yine aynı yerine koyuyorum ve sadece şu beyaz kısmına yapıştırıcı süreceğim. Hop, 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 hop. Etraf gör. O kadar. Aa. Fail, yine fail yaşıyorum. Kartonu ortadan kaldırıyorum. İlk önce şunu şöyle süreceğim. Arkalarına getirmemeye çalışarak. Yapıştırıcı olan kısım bana bakacak şekilde. Üste kalacak şekilde yani. Koyuyorum yerine. Tam diğer kartondaki boşluklarla oturdurduktan sonra katlamaya başlıyorum. Yapıştırdım. Böyle oldu. Bu bizim hareket eden kısmımızdı. Şimdi bunu böyle içine sokuyorum. Tam giriyor. Çok rahat bir şekilde hareket ediyor. Duruyor. Bunun böyle çok fazlalık bırakmayıp şuraya dediğim gibi şunun gibi böyle bir aparat yapabilirsiniz. Ama bilgisayarınızı kapattığınızda o aparat sıkıntı çıkarabilir. O yüzden böyle bırakacağım. Sadece şunu biraz daha keseceğim. Şu kadar uzunlukta benim için yeterli olacaktır. Çok da uzun olmasına gerek yok. Boya bozuldu ya da kurudu galiba. O yüzden böyle pötür pötür oldu. Sonra arka tarafını da boyadım. Böyle dalgalı bir şey oldu.
Bilmiyorum. Bu kağıdı boyamak zor sanırım. Bir de şu şöyle bant yapıştırdım buraya. Şuraya dikkat ederseniz şu bilgisayara yapışacak kısma bandı yapıştırdım. Ön kısma bir şey koymadım. Şurayı da normal düz bant koydum. Şurayı bilgisayar kısmına gelecek kısmı yapıştırdığım için bu yüzden burası böyle rahat hareket edebilecek. Şimdi bunu yapıştırayım. Biraz beni kanser etse de bitirdim. Bu dediğim gibi böyle yapabilirsiniz. Değişik süslerini yaparsınız, desenlerini yaparsınız. Siz daha geliştirirsiniz bu modeli. Yani çok basit bir şey ve göstermek istedim. Siz de yapmak isterseniz. Böyle. Ben şimdi dersimi bekleyeceğim. 1,5'da yani bir saat sonra falan dersim var. O zamana kadar biraz annemin yanında otururum. Yine takılırız. Öyle. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kahve yaptım. Derse girmeden önce bir tatlı yapayım dedim. Aa, iyi oldu. Tatlı dediğim de puding bu arada. Şu an ses çok gelmiyordu umarım. Hindistan cevizi sütüyle yaptım. Hindistan cevizi sütüyle yaptığınızda böyle aromasını katıyor. Böyle normalde pudingin üstüne Hindistan cevizi tozu serpersiniz ya. Onu direkt aromalı haline pudinge veriyor. Güzel oluyordu geçen yaptığımda. Yine öyle yapayım dedim. Biraz da su ve soya sütü de karıştırdım. Soya sütü diğer bitkisel sütlere göre daha iyi geliyor bana. Yani tadı olarak ama çok yoğun. Yani normalde mesela bir bardak inek sütü içiyorsanız soya sütünden yarım bardak falan içebilirsiniz. Ya da ben en azından öyle. Şimdi de bunu böyle yapacağım. Soğuyacak. Kahvemi, tatlımı, suyumu aldım. Masamı da buraya koydum. Şimdi viskoma gireceğim. Dönem başından beri teknik çizimi hissettiren bir ödev verdiler. Bize bir model verdiler ve onu çizeceğiz. Modeli de göstereyim hatta size. Modeli çizecekmişiz. 1'e 10 ölçülerde. Böyle. Bakalım inşallah çoğalamayız. Ve ders sonunda bunun testimi var. Ben de bittim. Önden görünüşü, yandan görünüşü, üstten görünüşü vesaire. Altta kalanı böyle en koyu tonda, en üsttekileri de böyle en açık tonda tonluyoruz. İşte boşluk varsa boş bırakıyoruz yani boyamıyoruz vesaire. Böyle çerçevelerimiz var. Böyle. Ölçülerini falan da yazdık. Böyle bunu çektim, teslim ettim. Annemler su almaya gitti. Ben de etkinliğim var. Yarım saatim var etkinliğe. O yüzden etkinliğe girmeden önce bir yemek yiyeyim dedim. Yemek de hazırdı zaten. Sadece tabağa koyacağım, götüreceğim. Belki salona taşırım bilgisayarı. Dizi izlerim yemek yerken. Öyle rahat oluyor. Zaten tek böyle kendime zaman ayırabildiğim zaman yemek yemek. Yemeği falan hazırlayayım derken az iftahını yapamadan etkinliğe giriyorum. Nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Etkinlikte kamera açıyoruz ama bir şekilde yemeye çalışacağım çünkü çok açım. Çok. Etkinlik bayağı uzun sürdü bayağı ama güzeldi. Aynı zamanda bir yandan dinlerken ben de bizim etkinliğimiz için birkaç bir işi hallettim. Evet, bugün bilgisayarda işim bitti. O yüzden bilgisayarı kapatmak istiyorum. Aa, bitmedi. Edit yapacağım. Size diyeceğim. O yüzden bitmedi daha. O zaman kalsın. Ben biraz mola vereyim. Çünkü kaç saat oldu? Saat 8:30 oldu. Ben 1:30'dan beri bilgisayarın başındayım. Çok parlıyorum şu an. Şimdi ben biraz dinleneyim. Sonra da yine zaten edit için oturacağım bilgisayarın başına.
Sabah düzenlediğim oda yine dağıldı. Onu toparladım. Şimdi de bu videoyu bitirmeye geldim. Bu saatten sonra bir şey yapmam zaten. Bu videoyu editleyip yüklemeyi düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.